uluslararası derecelendirme ya da işte kamuoyunun çok bildiği PISA, TIMSS gibi yapılarla kendi müfredatımızı kıyasladığımızda ortada ciddi bir problemle karşı karşıyayız. Birçok konuda ülke bazlı olarak yaptığımız karşılaştırmalarda bizim müfredatımızın muadillerinden iki kata yakın bir düzeyde daha ağır olduğunu gördük. Bunu doğal karşılıyorum. Çünkü bilgi erişimin zor olduğu dönemlerde şu bilgiye de erişsin çocuklar denilerek bunlar hep müfredatın içerisine yerleştirilmiş. Fakat zamanla bu ülkeler müfredatlarını revize ederken artık bilgi edinmedeki kolaylıklardan hareketle onları çıkartarak azaltmışlar, seyreltmişler. En son toplantımızda baktığımızda Japonya ve İngiltere ile kıyasladık. %50 civarında bizdeki öğrenme çıktılarının fazla olduğunu tespit etmiştik. Dolayısıyla bunun bir çocuklarımızın kendileriyle paylaşmak istediğimiz, kendilerine edindirmek istediğimiz kazanımları sağlıklı edinememeleri sonucuna eriştiriyor bizim. Çok yüklü bir müfredat. Müfredat bu kadar yüklü olduğu zaman etmek istediğimiz sonuçlara erişmekte zorlanıyoruz doğal olarak. Yani kamuoyunda da çocuklarımız öğrenemediler. Bu konuyu öğrenemediler. Benzer eleştirilere karşı karşıya kalıyoruz. Dünyada ne öğretiliyorsa onu öğretelim. Onu müfredatımızın içerisine koyalım. Onun dışındakileri ilerleyen eğitim süreçlerine, yani zorunlu eğitim dışında ön lisans, lisans, lisans üstü eğitimde edinebileceği kazanımların, bilgilerin bizim orta öğretim ya da temel eğitim müfredatında yer almasının hiçbir karşılığı yok. Çocukların hem akademik bilgiyi kazanabilme yeteneklerine uygun değil. Ve aylık rutin öğretmenler odası buluşmaları yapıyoruz. Bu müfredatı yetiştirebilmemiz için bizim haftalık ders saatimizin 1 saat, 2 saat, 3 saat artırılması lazım. Bunların üst üste koyduğumuz zaman da ortalama 60-70 saat haftalık ders yükü olması gerekiyor. Şimdi bu mümkün olmadığına göre yapılması gereken şey belli. Biz bu anlamda müfredatımızı, yani programlarımızı ciddi bir seyretme sürecine de tabi tuttuk. Tekrarlanan bilgilerin çıkartılması, yani aynı şeyi 12 yıllık zorunlu eğitim içerisinde 3-4 defa tekrarlamanın çok bir anlamı yok. Veya daha fazla tekrarlamanın. İkincisi, çocuklarımızın akademik yetkinliklerinin veya akademik pozisyonlarının üstünde almakta zorlanabilecekleri bilgileri çocuklarımızla paylaşmanın da bir anlamı yok. O da gereksiz bir hale geliyor. Bütün bunları göz önünde bulundurarak biz müfredatta %35'lik bir seyretme içerisine girdik. Buradan çocuklarımızın hani ders kitapları, haftalık ders saatleri azalacak vesaire gibi bir şeye girmeyelim. Çünkü biz bilgi edinmeyi, yani bilgi vermeyi değil, edindikleri bilgiyi beceriye dönüştürebilmeyi, kullanabilmeyi önceleyen bir felsefeyle bunu yaptığımız için haftalık ders saatlerimiz şu anda gündemimizde böyle bir hazırlık yok. Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğümüz ve ilgili eğitim öğretim daireleri, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığımız programları kesin onay sürecini tamamladığımız andan itibaren başlamak üzere öğretmen arkadaşlarımızın hizmetçi eğitim sürecine tabi tutulmasına dair bir takvim oluşturuyor. Programlar onaylandığı an takvim hayata geçecek ve biz şu andan itibaren Eylül ayına kadar öğretmen arkadaşlarımızı bu anlamda yeni programın mantığı, felsefesi ve uygulanması ile ilgili olarak çok ciddi bir hizmetçi eğitim sürecini başlatmış olacağız. Yeni okul planlarımızda biraz daha uygulama alanlarını ağırlıklı hale getirecek şeyler yapıyoruz. Dediğim gibi ya buna biz bir başlangıç yapıyoruz. İnşallah birkaç yıl içerisinde bu süreçte tamamlanır. Çocuklarımız derslerde edindikleri teorik bilgileri uygulayabilecekleri uygulama atölyeleri, uygulama alanlarına da sahip olurlar.